Koç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf kimya yazılısına hazırlık yapacağız. Bakalım sizin için ne gibi sorular hazırladım. Onlara beraber göz atacağız. Ve adım gibi eminim ki bu video sonrasında hepiniz kimya yazılısından 100 alacaksınız. Aşağıya yorumları da 100 aldıktan sonra lütfen yazın. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar birinci dönem birinci yazılı konuları nelermiş neler görmüşüz şu ana kadar önce bir onlardan bahsetmemiz lazım. İlk ünitemiz neydi kimya bilimi ünitesiydi kimya bilimi ünitesiyle tanıştık daha sonrasında ise atom ve periyodik sistem ünitesine yavaştan başlayacaktık atomun yapısıyla tanışacaktık bunları gördük peki o zaman sınavda sorumlu olduğumuz konular bunlar gelin bir de bunlara göz atalım neler öğrenmişiz öğretmenlerimiz bize nereler soru soracak. Onlara da bir göz atmak lazım. Tabii bunlara göz atmadan önce zamanında bir takım ödevlendirmeler yapmıştık. Eğer bu ödevleri hala yapmadıysanız sınav öncesi muhakkak bu ödevlendirmeleri lütfen bitirin. 0'dan 9'a konu anlatımlı soru bankasından sayfa 70'e kadar ödevlendirme yapmıştık arkadaşlar. Dilerim buraları hepiniz çözmüşsünüzdür. Çünkü bu kitabımızda konu anlatımlarımız var. Konu anlatımlarından sonra bir takım sorularımız var. Her konuyla ilgili altı tane sorumuz yer alıyor. Daha sonrasında ise süzgeç kısmımız var. Yani daha e, soruları sorularla konuları pekiştirebileceğiniz kısımlar. Buradan bir güzel konulara çalışıp soruları çözmüş olmanız lazım. Hatta ve hatta sıfırdan dokuza konu anlatımının dışında bir de Dinamo Soru Bankası'ndan ödevlendirmeler yapmıştık. Eğer hala ödevleri bitirmeyen arkadaşlar varsa sınav öncesi muhakkak sayfa 68'e kadar ne yapacak? ödevler bitirecek ve böylelikle o kimya sınavından kesinlikle yüz alıp gelecek. Peki o zaman gelin yavaş yavaş tekrardan bu birinci yazılı konularına bir göz atalım. Neler görmüştük? İlk ünitemiz kimya bilimi demiştik. Kimya bilimini simyadan kimyaya ve kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları olmak üzere iki ana başlık altında incelemiştik. Simyadan kimyaya kısmında simya döneminden bahsettik. Kimyanın bilim olma sürecini aslında işlemiştik. Beraber Yani kimya bilim olmadan önceki döneme biz ne isim vermiştik ne demiştik simya dönemi adını almıştı o dönem peki e, o dönemde bir takım maddeler araç gereç ve yöntemler bulunmuş muydu evet bulunmuştu onları görmüştük ve o dönemde yine bazı çalışmalar yapan bilim insanlarıyla tanışmıştık en sonunda da kimya disiplinleri ve kimya ile ilgili mesleklerle ne yapmıştık tanışmıştık bu bir kısmıydı kimya bilim ünitesinin. Devamında ise yine kimya bilimi ünitesinde kimyanın sembolik dili kısmını görmüştük ve kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliğinden bahsetmiştik. Bu konu başlıkları altında yani kimyanın sembolik dilinde elementlerin sembollerini öğrendik, bileşiklerin formüllerini öğrendik, elementlerin ve bileşiklerin arasındaki farkları öğrendik. Yani bunları birbirinden ayırt edebilme ya da aralarında ortak özellikler var mı onlardan bahsettik. Daha sonrasında ise bir kimya laboratuvarında tabii ki bazı kurallara ne ...yapmalıydık, uymalıydık, onları gördük. Daha sonra ise bu laboratuvarda bazı temel malzemeler kullanıyorduk deneyler yaparken. Cam malzemelerden bahsetmiştik. Mesela ne gördük burada? Büret gördük, büretle tanıştık. Erlenle tanıştık. Yani bir takım cam malzemeler hayatımıza bu kısımda girmişti. En sonda ise güvenlik uyarı işaretleriyle tanıştık. Bazı kimyasal maddelerin üstünde bir takım uyarı işaretleri vardı. Örneğin patlayıcı bir maddeyle kimya laboratuvarına çalışıyorsak onun üzerinde patlayıcı işaretini bana anlatan güvenlik uyarı işareti vardı. Bunlarla da tanıştıktan sonra ikinci ünitemizde ise atom ve periyodik sistem karşımıza çıkmıştı. Atom kısmıyla burada ne yaptık? Tanışmaya başladık. Atom modellerini gördük. Atom modellerinden sonra atomun ana yapısını tanıdık ve tanecik türlerinden bahsettik. Atom modellerini detaylı bir şekilde inceledik. Dalt Atom modeli, Thomson atom modelini gördük. Dalton da Thomson da, atomun içi dolu bir küre olduğunu bize söylemişti. Hatta hatırlayın, Thomson amca e, atomu üzümlü keke benzetmişti. Daha sonrasında ise Rutherford ve Bor amcalarımız gelmişti. Onlar da atom hakkında bir takım fikirlerini öne atmışlardı. E, onlar da atom hakkında görüşlerini savunmuşlardı ve Dalton ve Thomson'un eksikliklerini minik minik kapatmışlardı. Sonrasında atomun keşf keşfinden bahsettikten sonra aslında atomun temel tanecikleriyle tanışmıştık. Kimdi bu temel tanecikler? Proton vardı, nötron vardı, elektron vardı. Bunlar bizim için atomun temel tanecikleriydi. En sonda da ise tanecik türlerinden bahsettik. İzotop kavramı, izoton, izobar ve izoelektronik taneciklerle de ne yaptık? Tanışmış olduk. O zaman diyoruz ki gelin bu birinci yazılımızda bu konulardan sorumluyuz. Bakalım size ne gibi sorular çıkabilir karşınıza onlara bir göz atalım. Bence kesinlikle yüzde yüz buradan soru gelir arkadaşlar. Simya ile kimya arasındaki farkları kesinlikle bilmelisiniz. Çünkü kimyadan önceki dönem simya dönemi olarak adlandırılıyordu. Yani kimyanın bilim olmadan önceki dönemine bir simya diyorduk ve aralarındaki farkları kesinlikle ne yapmalıyız bilmeliyiz. E peki Diyoruz ki ilk kısma bir bakalım o zaman. Simya ile ilgili olanların yanına S harfi yazacağız. Kimya ile ilgili olanların yanına da K harfi yazmamızı istemişler. Teorik temelleri yoktur demiş. Kimin teorik temelleri yoktu? Tabii ki simyanın teorik temelleri yoktu. Deneme yanılma vardır demiş. Kimde deneme yanılma vardı? Simyada deneme yanılma vardı arkadaşlar. Kimyadan farklıydı bunlar. Simya döneminde keşfedilen çoğu şey tesadüfi yollarla deneyerek yanılarak aslında ne yapılmıştı? Keşfedilmişti. Peki sistematik bilgi birikimi vardır diyor. Kimde sistematik bilgi birikimi vardı? Tabii ki kimyada sistematik bilgi birikimi vardı. Hatta buna en güzel örnek atom modelleridir arkadaşlar. Atom modellerinde az önce ne söyledik? Dalton geldi, Thomson geldi, Rutherford, Bohr geldi. Hepsi bir takım bilgiler bize söyledi. Yani bir bilgi birikimi sonucunda atom aslında ne oldu? Keşfedildi miş oldu. Peki bir bilim değildir diyor. Kim bilimdi arkadaşlar? Tabii ki kimya bir bilimdi, simya bir bilim değildi. E bir bilim değildir diyor. Bilim olmayan kimdir? Simyadır. O yüzden S harfiyle yazmış olduk. Teorik temelleri vardır demişler. Kimin teorik temelleri vardı? Az önce dedik ki simyada teorik temeller yoktur. Çünkü kimyada teorik temeller vardır. Evet, bu soruyu da gördükten sonra bakalım yeni sorumuzda neler göreceğiz dedik ki az önce kimyanın sembolik dilinde biz elementleri tanımıştık. Bakın burada da elementlerin sembollerini sormuşlar. Bence buradan yüzde yüz hocamız soru soracak arkadaşlar. Çünkü elementlerin sembollerini bilmeden kimyayı öğrenemeyiz. Kesinlikle elementlerin sembollerini tanıyacağız. Gelin bakalım bu semboller nelermiş onlara bir göz atalım. Mesela potasyumun sembolü neydi? K harfiyle gösteriliyordu. Magnezyum Mg Lityum Lady. Demir F.E.'di. Kalay deyince aklımıza S.N. gelecekti flor deyince F harfi ile gösterecektik. Altın AU ile gösterilirdi. Fosfor ise P ile gösterilirdi. En çok karıştırdığınız fosfor arkadaşlar. Potasyumla çok karıştırıyorsunuz. Sanki potasyum P ile başlayınca P ile sembolize ediliyor sanıyorsunuz. Ama sakın olasın bu hatayı yapmayın. Fosforlu papatya diye kodlayabilirsiniz. Genellikle öyle kodlama yapıyor öğrenciler. Akılda kalması için fosforun sembolü neymiş o zaman? P'ymiş. Unutmayacağız. Potasyum K ile ifade ediliyormuş. Azot ise ne ile gösterilecek? Oksijen ise O ile gösterilecek. O ile sembolize edilecek arkadaşlar. Öğretmenleriniz sembolleri verip elementlerin adlarını da size sorabilirler. Yani her türlü ikisini birden ne yapmalıyız? Bilmeliyiz arkadaşlar. Peki o zaman hadi gelin sıradaki sorumuza bir göz atalım. Bu soruda ise bileşiklerin bize yaygın adlarını sormuş arkadaşlar çok önemli bir kısım veya formüllerini yine aynı şekilde bizim bileşikleri ne yapacağız bileceğiz o zaman ilk bileşiğimizin formülüyle bir başlayalım bence hocanız buradan da %100 soru soracaktır arkadaşlar çünkü bu bileşikler bizim için değerli özel isimleri yaygın adları olan bileşikler bunları da ne yapmalıyız o yüzden tanımalıyız ilk verilen kalsiyum karbonat bileşiğinin yaygın adı kireç taşıdır arkadaşlar kesinlikle bilmemiz lazım. H2SO4 diye sembolize edilen bileşiğimizin formülünü vermişler bize. H2SO4 sülfürik asittir arkadaşlar. Yaygın adı ise zaç yağı olarak bilinmekte. Kalsiyum hidroksit ise bizim için sönmüş kireçtir. Sönmüş ve sönmemiş kireç olmak üzere iki tane bileşiğimiz vardı. Bunları karıştırmıyorduk birbirine. Kalsiyum oksit verirlerse bakın bu sönmemiş kireçti. Bu ikisi yine öğrencilerde çok fazla karışan kısım. Öğretmeniniz olur da bunu sorarsa da lütfen karıştırmayalım. Geldik buraya. Potasyum hidroksit vermişler. Diyoruz ki potasyum hidroksit ve sodyum hidroksit de yine çok karışıyor. Yaygın adlarını yazacak olursak potasyum hidroksit potaskostiktir. O zaman diyoruz ki potasyumu gördüğümüz potasla başlayacak. Sodyumu gördüğümüz ise sodyumun S'si ile başlayacak. Süt kostik olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Peki geldik bu tarafa. Bakın burada daha farklı sormuşlar. Yaygın atlarını verip bu sefer formülü sizin yazmanızı istemişler. Bu da olabilir mi? Olabilir. Kezap neydi? Nitrik asitti arkadaşlar. Nitrik asidi biz HNO3 olarak formalize ediyorduk. Karşımıza böyle çıkıyordu. Karınca asidi vardı. Ebu Bekir Errazi bulmuştu bunu hatırlayın. Karıncaları ne yapmıştı? Damıtmıştı ve formülü formülü de neydi karınca asidinin formik asidin HCOOH'tu. Sirke asidi deyince CH3COOH aklımıza gelecekti. Asetik asitti kendisi. Peki amonyak Amonyak bir baz arkadaşlar. Bunu da şimdiden öğrenebiliriz. Amonyak NH3 ile ifade edilir. Tuz ruhu ise hidroklorik asittir. HCl ile formalize edilecek. Peki, o zaman gelelim diğer sorumuza. Bu sorumuzda ise bazı kimya disiplinlerini bize vermişler. Disiplinlerin uğraş alanını bize ne yapmışlar? Sormuşlar. Doğru biçimde de bir eşleştirme yapmamızı bekliyorlar. Birçok kimya disiplini görmüş Fiziko kimya vardı, analitik kimya, biyokimya, polimer kimyası var. Bunların dışında fiziko kimyayı söyledik az önce. Başka ne vardı? Organik kimya vardı, anorganik kimya vardı. Birçok kimya disipliniyle ne yapmıştık önceden? Tanışmıştık ve analitik kimya deyince aklımıza iki şey gelecekti. Analitik deyince muhakkak analiz, de, analiz kelimesini unutmayacaktık. Analizi de yani analitik kimyayı da kendi içinde iki kısımda incelemiştik. Bir, nicel analiz adını vermiştik. İkincisine ise nitel analiz adını vermiştik. Nice mutlu yıllar diye yılları sayabiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. O yüzden nicel analiz deyince aklımıza sayabileceğimiz şeyler yani madde, miktarı aklımıza gelecekti. Nitel analiz deyince ise maddenin neyini tayin edecektik biz burada? Maddenin kimliğini tayin edecektik. Unutmayın. Yani niteliğini tayin edecektik. Peki dikkat edin bakın C seçeneğinde uğraş alanında kimyasal bileşikleri tanımak diyor. İşte biz maddenin o zaman kimliğini ne yapmış oluruz tanırsak belirlemiş oluruz. Ve bu bileşiklerin miktarını belirlemek diyor. O zaman birinci öncülümüz analitik kimya nereyle eşleşecek? C seçeneği ile eşleşecek. Bulmuş olduk. İkinci kimya disiplinimize baktığımızda biyokimya görüyoruz. Biyolojiden aklınızda tutun demiştim. Biyoloji neydi? Canlı kimyası demekti. Biyokimya daha doğrusu biyoloji canlı bilim aslında bir nebze. Biyokimya deyince ise canlı kimyası aklımıza ne yapabilir? Gelebilir. Peki canlı organizmaların yapısını bunun dışında bu yapıda meydana gelen tepkimeleri, kimyasal reaksiyonları inceleyen kimya disiplini nedir? Biyokimyadır tabii ki diyeceğiz. Üçüncü öncülümüz ise polimer kimyası. Evet buna A seçeneği kaldı ancak tabii ki bunu da bir tekrar edelim sizinle. Polimer ne demekti? Küçük küçük moleküller yani birçok monomer tek küçük bir anlamına geliyor aslında mono. Birçok monomer yani küçük molekül ne yapıyordu? Bir araya geliyordu. Bunların hepsinin bir araya gelmesi sonucunda polimerler oluşuyordu. Zaten poli eki Latince'de ne demek? Çok demek arkadaşlar. Yani o zaman büyük molekül oluşturmasından bahsedeceğiz. Burada da bize uğraş alanında da bunu vermiş. Çok sayıda küçük moleküller birbirine ekleniyormuş. Yani monomerler birbirine ekleniyormuş. Ve bunun sonucunda da büyük molekülleri ne yapıyormuşuz? Sentezliyormuşuz. İşte bu kimya disiplininde nedir? Polimer kimyasıdır. Peki sıradaki sorumuza haydi gelin bir göz atalım. Bu soruda ise biz bir takım güvenlik uyarı işaretleriyle tanışmıştık. İşte bu güvenlik uyarı işaretlerini ne yapacağız? Tekrardan eşleştireceğiz. Birinci güvenlik uyarı işaretimizde ölmüş bir balık var arkadaşlar. Bir ağaç var. Yani çevrede demek ki zararlı bir takım kimyasal maddeler var ki bu balık ne olmuş? Ölmüş. O zaman diyoruz ki çevreye zararlı bir maddeyi mi anlatacak bu güvenlik işareti? Tabii ki evet. O zaman diyoruz ki bu neyle eşleşti? C ile eşleşmiş oldu. Şurada bir kuru kafa işareti görüyoruz. Kuru kafa öldürücü bir şey değil mi? Yani toksik bir maddeyi bana ifade edecek. Toksikten kastımız nedir arkadaşlar? Zehirleyicidir. Öldürücü bir etkiden bahsederiz. Zehirleyici bir maddeden bahsediyoruz. Toksik bu demek. O zaman bu da 3 numarayla ne olacak? Eşleşmiş olacak. Peki, niye hocam ikinciyi atladınız, direkt üçe geçtiniz derseniz çok karıştırdığınız bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer sadece yanıcı işareti olsaydı, yani şurada sadece bir ateş işareti olsaydı o bana yanıcı maddeyi anlatacaktı. Ama burada O ne benzeyen bir O var. Onun üzerinde bir ateş işareti görüyorum. İşte bu yakıcı maddeyi bize gösterecek. Sakın ola yanıcı ile karıştırmayın. Dediğim gibi yanıcı maddede daha böyle sadece bir alev göreceksiniz ee, ama yakıcı maddede oksijene benzeyen bir O görmekteyiz çünkü yakıcı maddeler aslında oksijendir diyebiliriz yanıcı madde ise kağıt, kumaş gibi ya da odun gibi şeyler örnek olarak verilebilir mi? Verilebilir. O zaman diyoruz ki ikisi arasındaki farkı kesinlikle ne yapacağız bileceğiz. Bunlar yanıcı, yakıcı ise O'ya benzeyen diyebiliriz. Peki hadi gelin bir diğer sorumuza da ne yapalım? Göz atalım arkadaşlar. Şimdi burada bize ne vermiş? Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemelerin görsellerini vermişler arkadaşlar. İsimlerini soruyorlar. Olur da bir gün kimya laboratuvarında deney yapacak olursak bu malzemeleri bizim ne yapmamız lazım? Tabii ki tanımamız lazım. O yüzden diyoruz ki gelin bunların bir isimlerini tekrar edelim. Neler görmüştük? Şu şekilde e, dibi bir tık daha düz olan ancak yukarı doğru daralan bir cam malzeme gördüğümüzde bunun adı neydi arkadaşlar? Erlendi. Erlen Mayer olarak da ne yapılıyordu? Adlandırılıyordu. Eğer direkt dümdüz bir çıkan cam bir malzeme görürsem de buna ne diyordum? beher adını veriyordum. Ya da beher Glass olarak da karşınıza ne yapabilir? Çıkabilir. Şöyle bir musluğu olan ince uzun yukarısı daha böyle armuta benzeyen bir yapı görürsem de bunun adı neydi arkadaşlar? Ayırma hunisi olarak karşımıza bu çıkıyordu. Ayırma hunisi daha çok karışımların ayrılma yöntemlerinde kullanılıyordu. Örneğin zeytinyağı su karışımını ayırma hunisiyle ne yapabilirsiniz? Ayırabilirsiniz. Erlenme beheri ise bir daha çözelti Hazırlarken kullanabilirsiniz. Aynı şekilde erlenme beherin dışında cam balon ise bir takım birazcık balona benziyor sanki. Cam balonda yine aynı şekilde çözelti hazırlamada kullanılan bir cam malzemedir diyebiliriz. Şurada da yine bir musluklu ince uzun bir cam görüyorum. Cam malzeme görüyorum. Bakın bu musluklu ince uzun cam malzemenin adı ise de arkadaşlar. Büret nerede kullanılıyordu? Titrasyon işlemlerinde kullanılıyordu kullanılıyordu. Lütfen unutmayın. Hocam nasıl yani titrasyon derken asit baz tepkimelerinde arkadaşlar genellikle ne kullanılırmış? Büret kullanılırmış. Asit bazlarla çalışırken titrasyon işlemi yapılır. İşte bu işlemde de ne kullanılıyor? Büret kullanılıyor diyebiliriz. Peki, o zaman diyoruz ki cam malzemeleri de şöyle bir tekrar ettik. Gelin bakalım sıradaki sorumuzda ne göreceğiz? burada ne var? Doğru yanlış ifadeleriyle bir güzel doldurmamızı istedikleri bir soru var arkadaşlar. Ve bu soruların hepsinde atom modellerini görüyorum aslında. Dalton atom modeli, Thomson atom modeli, Rutherford'dan falan bahsetmişler. Gelin bir de atom modellerini hem tekrar edelim hem de doğru mu yanlış mı bu ifadeler ona karar verelim. Birinci de ne söylemiş? Dalton atom modeline göre bir elementin bütün atomları aynıdır demiş. Bakın bunu söyleyen kimdi? Dalton amca mıydı? Evet. Dalton amca bir elementin bütün atomları aynıdır diyor muydu? Diyordu. Ama bu söylediği yanlış mıydı? Evet yanlıştı ama bana bunu sormuyor. Bana Dalton bu cümleyi kullandı mı diye soruyor. Evet kullandı o yüzden doğrudur diyoruz. Ama normalde bir elementin bütün atomları aynı mıydı? Değildi demiştik ki hatta izotop kavramıyla bu ne oluyordu arkadaşlar? Çelişiyordu hatırlayın. Peki devamında ne vermiş? Thomson atom modeli. Üzümlü kek atom modeli olarak bilinir demiş arkadaşlar. Evet Thompson amca atomu üzüme benzetmişti. Üzümlü keke benzetmişti. Kekin kendisi pozitifti. Keki çok seviyorduk. Ama içinde bulunan üzümler eksi yüklüydü. Negatif yüklü taneciklerdi. Ve kendi atom modeline de o yüzden üzümlü kek adını vermişti. Bu da doğru olarak karşımıza ne oldu? Çıktı. Peki. Üçüncüsünde ne diyor? Rutherford amcadan bahsediyor. Rutherford atomdaki elektronların çekirdek etrafında belirli uzaklıktaki yörüngelerde bulunduğunu söylemiştir diyor. Bakın sakın hataya düşmeyin. Bunu söyleyen kimdi? Rutherford değildi. Bunu söyleyen Bohr amcaydı arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki buraya ne yazacağız? Yanlış yazacağız. Çünkü Rutherford elektronların çekirdek etrafında rastgele dolandığını ortaya atmıştı. Çekirdeği kendisi hatta alfa saçılması deneyiyle keşfetmişti. Ama e, elektronların elektronların davranışlarını açıklayamamıştı. Ondan sonra Rutherford'un öğrencisi olan Bohr ne yapmıştı? Elektronların çekirdek etrafında belirli uzaklıktaki yörüngelerde katmanlarda bulunduğunu söylemişti. Hatta ve hatta bu yörüngelere de K, L, M gibi bir takım isimler vermişti. O zaman diyoruz ki bu ifade yanlış bir ifade oldu. Doğrusu da ne olmalıymış? Bohr olmalıymış. Peki devam ediyoruz. Uyarılmış hal. Kararsız ve yüksek enerjili haldir diyor. Kesinlikle doğru bunu da Bor amca bize söylemişti. Uyarılmış hal oldukça kararsız bir yapıdadır ve çok yüksek enerjilidir unutmayacağız. Temel halde uyarılmış hali sakın birbirinize karıştırmayın birbirine karıştırmayın. Uyarılmış hal kararsızken... Temel hal kararlıdır arkadaşlar arada böyle bir fark vardı ve temel halden uyarılmış hale geçme olayına biz absorpsiyon adını vermiştik bu ifade ifade de doğru oldu. Absorpsiyon demek temel halde bulunan bir atomun dışarıdan enerjiyi soğurarak uyarılmış hale geçmesi kısmıydı. O zaman diyoruz ki bu kısımda da oldu doğru olarak karşımıza çıktı. Peki. Sıradaki sorumuza şöyle bir göz atalım. Haydi gelin bir bakalım ne varmış. Oo, güzel bir soru var burada arkadaşlar. Nötron sayısını falan vermiş. Bence hocanız kesinlikle bir proton, nötron, elektron hesabı ile ilgili bir soru sorar arkadaşlar. Çünkü atom altı taneciklerden bahsediyoruz. Temel taneciklerden bahsediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Peki, o zaman gelin bir soruya göz atalım. Nötron sayısı proton sayısından 3 fazla olan bir atomdan bahsediyorum. Bu atoma gelin hep beraber X atomu adını verelim. Proton neredeydi? Bakın şu sol alt köşe proton sayısıydı. Protonun üstünde ise ortada nötron vardı. Ve bana soruda diyor ki nötron sayısı proton sayısından 3 fazla. Ha, o zaman ben nötron gördüğüm yere protondan 3 fazla diye P artı 3 yazabilir miyim? Yazabilirim. Bunun dışında nükleon sayısı toplamı 31 diyor. Yani nükleon sayısı kütle numarasıydı. E bu da sol üst köşeye yazılırdı. E ben neyi biliyorum? Protonla nötronun toplamı bana kütle numarasını verirdi. O zaman P ile yani protonla nötronu toplayalım gelin. Buradan ne eşitleyeceğim bunu? Kütle numarasına yani nükleon sayısına eşitleyeceğim. Buradan 2P eşittir. Ne geldi? 28 geldi. 2P 28 ise P başına ne düşer? 14 düşmez mi? Düşer. O zaman gelin bu bulduğumuzu da yerine yazalım. Diyorum ki protonumuz 14. E nötron sayımız protondan 3 fazlaydı. O zaman buraya gittim 17 yazdım. E protonun nötronun toplamı da bize zaten kütle numarasını veriyordu. Ve bana nötr halde olması gerektiğini soruda soruyor yani nötr olması demek iyon yükünün sıfır olması demek aslında ve ben ne öğrendim daha önceden nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısını kesinlikle nedir arkadaşlar eşittir o zaman 14 protonu varsa 14 de neyi vardır bu atomun elektronu vardır E bana ama soruda protonunu mu sormuş hayır diyor ki Toplam tanecik sayısı nedir? Toplam tanecik sayısı deyince bizim aklımıza ne gelecekti? Proton, elektron ve nötronun toplamını bana soruda soruyor. Hemen toplayalım o zaman. Protonumuz 14. Elektronumuz 14. Nötronumuz ne? 17. Ve o zaman bunların toplamı ne yapacak arkadaşlar? Şurası 28 yaptı. Buraya da 17 dedim. Topladım. 30 45 gelmiş oldu. Evet, güzel. O zaman bana soruda bunu soruyormuş. Harikayız, bunu da çözdük. Süper. O zaman gelin sıradaki sorumuza bir ne yapalım, göz atalım arkadaşlar. Ooo yine muhteşem bir soruyla karşı karşıyayız. Bence yüzde bu tarz bir soru da yine öğretmenleriniz size soracaktır. Gelin bir de bu soruya ne yapalım beraber bir göz atalım. Diyorlar ki bize tabloda verilen boşlukları tamamlayın. Daha sonra da soruları cevaplayın. Biz bu tablodaki boşlukları e, dolduracaksak eğer her bir elementi tek tek bir konuşmamız gerekir bence. Mesela X vermiş. Y vermiş. Bir de bize ne vermiş? Z elementini vermiş. X'in atom numarasını yani proton sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman ben bunun protonunu kendim mi bulacağım? Evet. X'e dair ne biliyoruz arkadaşlar? Kütle numarası 35'miş. O zaman sol üst köşeye kütle numarası yazılırdı. yazdık 35 diye. Nötron da 18 diyor. Buraya da 18 yazdık. E biz neyi biliyoruz? Protonla nötronun toplamı kütle numarasını verirdi. O zaman bunun proton sayısı ne geldi? 17 geldi. Proton sayısı atom numarası çekirdek yükü aynı anlama geliyordu. O zaman diyoruz ki 17 diye ne yaptık? tabloyu doldurmuş olduk. Geldik Y'ye. Y'nin neyini bilmiyorum. Nötron sayısını bilmiyorum. Ama Bildiğim bir şeyler var mı? Var. Atom numarası 17 diyor. Kütle numarası ise 37 demiş. E, protonla nötronun toplamı bize kütle numarasını yani nükleon sayısını veriyordu. O zaman yeğenin nötronunu ne bulduk? 20 bulduk. Gittim buraya ne yazdım? 20 diye tablomuzu doldurduk. Geldim Z elementine. Z'de ise atom numarasını... ne diyor? 18 diye vermiş. Bunu da götürdüm yerine yazdım. Kütle numarasını, nükleon sayısını bilmiyorum ama nötron sayısının yine 20 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O zaman protonlu nötronu topluyorum. Burası ne gelecek? 38 olarak karşımıza çıkacak. O zaman kütle numarası gördüğümüz yere bir de ne yazacağız? 38 yazacağız. Buna göre de ne yapacağız? Altta verilen soruları cevaplayacağız. Gelin bakalım neler sormuşlar. X atomunun çekirdek yükü kaçtır? Çekirdek yükü ne demekti? Proton sayısı demekti ya da atom numarası demekti. E, X'in atom numarasını yani çekirdek yükünü 17 olarak ne yaptık? Bulduk. Y atomunun nükleon sayısı yani kütle numarasını soruyor. Ona da ne yazacağız o zaman? 37 diyeceğiz. Peki. Z taneciğinin proton sayısı kaçtır demiş. Z'ye bakıyorum. 18 atom numarası var. Yani 18 protonumu var? Evet. O zaman bunu da ne yapmış olduk? Cevaplamış olduk. Geldik aşağıdakine. Diyor ki izotop, izoton, izobar ya da izoelektronik tanecikler eğer varsa hangileridir diye sormuş. Olmaya da bilir yani. O yüzden biz bunların ne anlama geldiğini bir hatırlamalıyız. İzotop ne demekti? Sonundaki P harfinden aklımızda tutuyorduk. Proton sayıları aynı. Ancak nötron sayıları farklı olan elementler, tanecikler birbirini neydi? İzotopuydu. O zaman bakıyorum X ve Y'nin proton sayısı aynı ve nötronları farklı mı? Evet farklı. O zaman X ve Y dediğim adam birbirinin neyidir? İzotopu mudur? Evet izotopudur. Bakın bir şey bulduk. Peki diğerlerine de bir bakalım. İzoton ne demekti? Nötron sayıları aynı ama proton sayıları farklı olan tanecikler birbirinin izotonuydu. Yani nötron sayısı aynı olan İki element arıyorum. Y ve Z'nin nötronlarına dikkat ederseniz 20'ye 20. O zaman diyoruz ki Y ve Z elementleri birbirinin izotonu olmaya aday mıdır? Evet, adaydır. Peki Geldim izobar taneciklere. İzobar ise kütle numaraları aynı olan taneciklerdi. Geri kalan tanecikleri yani proton sayısı falan ne olacaktı izobarda? Farklı olacaktı. Bakıyorum kütle numarası aynı olan bir element görmüyorum. Demek ki burada izobar tanecik yok. Bana zaten varsa hangileridir diye sormuş. O zaman izobar taneciğimizin olmadığını görmekteyiz. İzoelektronik taneciklerden de yine bize bir sormuşlar var mı diye. Adı içinde saklı bakın elektron yazıyor. Elektron sayısı aynı olan tanecik var mı diye sormuş. Ancak e, elektron sayısı aynı olduğu zaman proton sayıları ne olacaktı, kesinlikle farklı olacaktı. Bunu da unutmayacaktık. Peki X ve Y'ye bakıyorum. Diyorum ki X'in elektronu 17 nötralle çünkü Y'nin de elektronu 17 Z'nin elektronu ise 18 baktığımızda bunların elektronları aynı mı aynı ancak proton sayıları ne olmalıydı izoelektronik taneciklerde farklı olmalıydı. Yani bu ikisi birbirinin zaten izoelektroniği değil. Bakın burada neyi olduğunu söylemiştik. İzotopu olduğunu söylemiştik. O yüzden sakın ola X ve Y'ye izoelektronik tanecik demeyin. Bunlar birbirinin neymiş? İzotopuymuş. Amana düşmeyelim. Peki güzel harika. Yine bir başka sorumuz var. Bakın bu sefer bu soruda bir iyon vermiş arkadaşlar. Bu iyonda Toplam 58 elektron olduğunu bize söylüyorlar. Diyorum ki bence bu tarz bir sorunuz soruyor. Kesinlikle hocanız sorar. Yani tek başına bir x elementinde proton elektron nötronu hesabı yaptık az önce. Ama burada bakın birden fazla atom var. İşte bu birden fazla atomun olduğu yerde nasıl elektron ya da proton sayısı hesaplayabiliriz? Gelin bir de ona göz atalım. Şimdi bu iyonda eksi 2 bana neyi gösterirdi? Bir anyon olduğunu görüyorum değil mi ben burada? Yani şunu demeye çalışıyorum. Elektron alan bir atom iyon haline geçerdi ve eksi yüklenirdi. Eksi yüklü iyona da biz ne diyorduk? Anyon adını mı veriyorduk? Evet elektron veren bir atom ise artı yükleniyordu ve biz buna ne diyorduk? Katyon diyorduk. Yani artık atomu iyon haline çevirmiştik. Eğer 3 elektron verdiyse artı 3, 2 elektron aldıysa eksi 2 şeklinde ne yapabiliyorduk? Gösterebiliyorduk. O zaman buradaki eksi 2 bize bu iyonun 2 elektron ne yaptığını gösterir? Aldığını gösterir arkadaşlar. Ve 2 elektron almış haline yani 58 elektron olduğunu bize vermiş. O zaman o 2 elektronu almadan önce 56 elektronu vardır diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Yani bu şu demek oluyor. X, Y, 4'te elektron almadan önce nötr haldeyken 56 elektron varmış. Peki şurada da bana bir bilgi vermiş. Y atomunun proton sayısı 8'miş. E, nötr bir atom vermiş. Yani elektron sayısı da 8 midir? Evet e peki X, Y, 4'te kaç tane Y atomu var? 4 tane arkadaşlar. 1 Y'de 8 elektron varsa 4 Y'de 4 çarpı 8 elektrondan 32 elektron olmaz mı? Olur. E X, Y, 4'ün tamamında 56 elektron vardı. Bunun bu 56 elektronun 32'si kimden geldi? Y'lerden geldi. O zaman kalanı kimden gelecek arkadaşlar? Tabii ki X elementinden gelecek. O zaman 32 ile kaçı toplarsanız 56 yapar? Diyorum ki 24 elektron kimden gelecek? X elementinden gelecek. Yani XY4'ün tamamında 56 elektron var. Bu elektronların 24'ü X'ten, 32'si 4 tane Y atomundan. Ne yapmak saymış? Gelmekteymiş. Böylelikle X'in 24 elektronu olduğunu ne yaptık? Bulduk. E az önce şurada y'yi nötr almıştık. Nötr bir atomda proton sayısı elektrona eşitti. Aynı şekilde burada da ne olacak? Proton sayısı elektrona eşit olacak. O zaman diyoruz ki bana soruda x'in atom numarası kaçtır diye sordu. Atom numarası ne demekti? Proton sayısı demekti. Cevabımız ne geldi o zaman? 24 olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Ve geldik dersimizin sonuna. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hepiniz eminim ki çok güzel notlar alacaksınız. Ödüllü sorunun cevabını da aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.